Bir de Suriye var. Suriye meselesi var yanı başımızda biliyorsunuz. Suriye'deki savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınanların bir kısmı Mehmetçiğin operasyonlarıyla terörden arındırılan bölgelerde evlerine dönüyor. Türkiye'den Suriye'ye her gün otobüslerle binlerce sığınmacı dönüyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarını cephede yani yerinde takip eden arkadaşımız Atagündüz Kurşun bugün bir kez daha orada Afrin'deydi. Çektiği görüntülerden birkaçı burada. Evlerine dönen Suriyeli ailelerin eve dönüş serüvenine tanık oldu. İç savaştan, terörden, yıkımdan kaçmış, kendilerini can havliyle Türkiye'ye atmışlardı. Yıllar geçti. Mehmetçik önce Celablus'u, sonra Afrin'i terörün pençesinden kurtardı. Suriyelilerin bir bölümü için zorunlu misafirlik bitti. Eve dönüş başladı. Türkiye bir taraftan Fırat Kalkan Harekatı, bir taraftan da Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte birçok bölgeyi terörist unsurlardan temizledi. Ve şimdi Suriyeliler Türkiye tarafından güvenli hale getirilen ana vatanlarına, ata yurtlarına dönüyorlar. Biz de şimdi İstanbul Esenyurt'tan Afrin'e kadar bir göç yolculuğuna tanıklık edeceğiz. O güvenli bölgelerde gidip yerleşecekler, vatanlarına sahip çıkacaklar. Çünkü biz görüştüklerimizde de söylüyorlar. Biz vatan sevmeyi de Türklerden öğrendik, buradan öğrendik. 15 Temmuz'u bizimle beraber yaşadılar. Yani bir iç kalkışmanın bile bizce nasıl bastırılabileceğini de bizden gördüler. Ve yolculuk zamanı. Son kez baktılar zor zamanlarında onlara kucak açan, yıllarca misafir eden İstanbul'a. Yanlarında İstanbul'dan yaşadıkları mahallelerden hatıralar götürdüler. Ateş altında Türkiye'ye kaçışları çok uzun sürmüştü. Dönüş yoluysa göz açıp kapayıncaya kadar bitti. Saatler gece yarısını gösteriyor. İstanbul Esenyurt'tan çıkmıştık yola. Aksaray üzerinden Adana, ardından da birazdan Gaziantep'e inşallah ulaşacağız. 40-50 kilometrelik bir mesafemiz kaldı. Tabii bazı sığınmacılar uyumayı tercih etti. Bazıları ise gözünü uyku tutmadı. Suriye'deki yakınlarına, eşlerine, dostlarına kavuşmanın heyecanıyla. Suriyeli aileler önce Gaziantep, ardından da Kilis'teki Öncü Pınar sınır kapısına ulaştı. Öncü Pınar sınır kapısından giriş yaptık. Suriyeli ailelerin, ülkelerine dönmek isteyen Suriyeli ailelerin yapacağı son bir işlem kaldı. O da işte görüyorsunuz pasaport kontrolü. Burada pasaportlarına bir mühür vurulacak. Zaten göç idaresinden Suriye'ye dönmek istediklerine dair belgelerini daha önceden almışlardı Suriyeliler. Ve şimdi de polis kontrol noktasından sonra pasaport kontrolünün ardından Suriye topraklarına adım atmış olacağız. Sivar Muhammed ve ailesini Suriye'de AFAD'a ait araç karşıladı. Azaz üzerinden yaklaşık 20 dakikalık yolculuğun ardından hedefine ulaştı kafile. Afrin tabelasını gören aile aracın durdurulmasını rica etti. Ve o an. Zeytin Dalı Harekatı ve aynı zamanda Fırat Kalkanı Harekatı ile birlikte Suriyeliler kesin dönüş yapmaya başladı. Şu ana kadar 260 bin civarında Suriyeli ülkelerine kesin dönüş yapmış durumda ve bu peyderpey artarak devam ediyor. Muhammed ailesi de bunlardan birisi. İstanbul Esenyurt Belediyesi'nin önünden başlayan yolculuğumuz Afrin'e bağlı Şeyh Hadid kasabasının Mistika köyünde sona erdi. Burada da duygusal anlar yaşandı. Gözyaşları sel olup aktı. 5 yıldır Türkiye'de yaşayan Sivar Muhammed ve ailesi tam 24 saatlik yolculuğun ardından Afrin'de bıraktıkları yakınlarıyla buluştu. Onlar bu saatten itibaren burada huzur içerisinde, güven içerisinde, barış içerisinde yaşamlarını sürdürecekler. Ve biz de şimdi onlara el sallıyoruz ve ardından da onları burada kendi ana vatanlarında, ana yurtlarında bırakıp İstanbul'a doğru yola çıkıyoruz. Bay bay, bay bay.